Aydın'ın Söke ilçesi Demirçay mahallesinde AFAD Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı. Sualtı ekipleri de derede arama yapıyor. Selden dolayı devrilen ve dere boyu yolu kapatan ağaçlarda arama çalışmalarını kolaylaştırmak için ekiplerce kesiliyor. Düşen kaya parçaları Devlet Su İşleri ve belediyelere ait iş makineleriyle temizleniyor. Kaybolan Ali Alptekin'in dayısı Cevdet Babacan, yeğeninin bulunması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Babacan, yeğeninin sağ bulunmasını ümit ettiklerini bildirdi. Ben Demirçay köyü heyetinden Cevdet Babacan. Aynı zamanda kayıp kişinin dayısı oluyorum, Ali Alptekin'in. Evet, yani devletin bütün imkanları köyümüzde. Yani Ali Alptekin daha şu anda bulunamamıştır. Aramalar sürüyor yani. Aydın'da gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş. Tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, Devlet Su İşleri, belediye ve karayolları ekipleri sevk edilmiş. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti. Söke ilçesine bağlı Demirçay mahallesinde nişan törenine katılan Hacer Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay aynı otomobille saat 2 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapılmıştı. Otomobil sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulunmuştu. Otomobilden Hacer Alptekin'le Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı. Söke'ye bağlı Güney Yaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine de arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.